14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde hükümetin döviz kuru politikası ile ilgili gerilim artıyor. TÜİK rakamlarıyla bile 24 yılın zirvesini gören enflasyonda baz etkisi kaynaklı düşüşü seçime giderken sürdürmek için hükümet uzun süredir dolar kurunu 18, 60, 18, 80 aralığında tutabilmek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. Kur korumalı mevduat, döviz işlemlerine dönük kısıtlamalar ve Merkez Bankası, TCMB, müdahaleleriyle hükümet dövizde sıkı yönetim uyguluyor. Öte yandan enflasyon artarken doların sabit kalması, son dönemde TL'nin reel olarak değerlenmesine ve emek yoğun sektörlerde ihracat için kur avantajının ortadan kalkmasına neden oldu. Tekstil ve hazır giyim sektörleri, hükümetin döviz kuru politikasından en çok zarar gören sektörlerin başını çekiyor. TCMB'nin bugün açıkladığı verilere göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı KKO, ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle %75,3 seviyesine geriledi. Böylece KKO son 19 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO da 20 ayın en düşük seviyesini gördü. Hem yurt dışı pazarlardaki durgunluk hem maliyet artışları hem de TL'deki değerlenme nedeniyle sorunlar yaşayan tekstil sektöründe ise düşüş daha sert oldu. Tekstil ürünleri imalatında kapasite kullanım oranı Ocak'ta bir önceki aya göre 1,9 puanlık sert düşüşle %69,4'e geriledi. Bu seviye pandemi etkisiyle Temmuz 2020'de görülen %67,8 sonrasındaki 30 ayın en düşük seviyesi oldu. Pandemi dönemi hariç tutulduğunda tekstilde kapasite kullanım oranında Ocak'taki seviyeler en son 2009 krizi sırasında görülmüştü. Hazır giyimde de kapasite kullanım oranı Ocak'ta aylık 2 puanlık düşüşle %78, e geriledi. Bu seviyede 18 ayın dibi olarak kayıtlara geçti. Demircilik sektörünü kapsayan ana metal sanayide de kapasite kullanım oranı Ocak'ta 0,6 puanlık düşüşle %74,5'e geriledi. Bu seviyede 31 ayın dibi oldu. Sanayi üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,3, bir önceki aya göre %1,1 gerilemişti. Yıllık bazda sanayi üretimi 29 ay sonra ilk kez azalmıştı. Kapasite kullanım oranı verileri, gerilemenin Aralık ve Ocak aylarında da sürmüş olabileceğine işaret ediyor tekstil ve hazır giyimdeki sorunlar, ihracat rakamlarına da yansımış durumda. Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat, tekstilde %14,3, hazır giyimde %5,5 oranında azalmıştı. Küresel enflasyonda göz önünde bulundurulduğunda bu iki sektörde ihracattaki reel düşüş daha yüksek oldu. Sozcu.com, TR'ye konuşan tekstil sektörü temsilcileri, üretim ve ihracatta sorunun giderek büyümekte olduğunu, mevcut kur seviyelerinin sürdürülemez olduğunu dile getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, tekstil ve hazır giyim sektöründe ihracattaki düşüşün nedenlerini 3 maddede sıraladı. 1. Maliyetler artarken dolar kurunun sabit kalması. 2. Ana pazar olan Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik durgunluk. 3. Tedarik zinciri ve lojistikte normalleşme ile birlikte pandemi döneminde ortaya çıkan uzak doğu ülkelerine kıyasla Türkiye için doğan avantajın ortadan kalkması. Dolar kurundaki baskının ve mevcut yatay seviyenin kendileri için artık sürdürülemez boyuta geldiğini belirten Fayat, bu durumu hem TCMB Başkanı Kavcıoğluna hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilettiklerini ancak henüz sonuç alamadıklarını belirtti. Bu kur seviyesiyle rekabet etmemiz imkansız. Avucumuzdan siparişler kaçıyor," diyen Fayat, dolar kurunun en az 23 Türk Lirası, ülkenin risk primi düşünüldüğünde ise en az 25 Türk Lirası olması gerektiğini dile getirdi. Fayat, yurt içinde bile siparişlerin Bangladeş, Vietnam, Çin ve Hindistan'a kaymaya başladığını, bu bölgede %40'lık fiyat avantajı olduğunu, Avrupa pazarında da Kuzey Afrika'nın öne çıktığını belirtti. Seçim döneminde kurun baskılanmaya devam etmesini beklediklerini belirten Fayat, en azından kurda kademeli geçiş olması lazım, yoksa istihdam kayıpları da artar, uyarısında bulundu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, TGSD, Başkanı Ramazan Kaya da kurdaki mevcut seviyelerin sürdürülemez olduğunu vurguladı. 2 milyon kişilik istihdama ve 34 milyar dolarlık ihracata sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son 3 ayda pazar ve istihdam kayıplarının olduğuna işaret eden Kaya, Ocak ayında da hazır giyim ihracatında %9'luk düşüş olduğunu belirtti. İşçilik maliyetlerinin dolar bazında son dönemde %40 arttığını belirten Kaya, bürüt asgari ücretin işverene maliyetinin 625 dolara yükseldiğini, bu seviyelerle rakip ülkelerle rekabet etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Kaya ekonomi yönetimiyle yaptıkları görüşmelerden henüz sonuç alamadıklarını, geçici de olsa ihracatçıya %25 farklı özel kur ve kısa çalışma ödeneği uygulamalarını istediklerini ancak olumlu geri dönüş olmadığını belirtti.